Merhabalar. Yoğunluk konusuyla yine birlikteyiz. Mıstık Fancı YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Yoğunluk denince arkadaşlar günlük hayatta çok kullanılan bir kavramdır. Örneğin işlerimizin çok olduğu günlerde çok yoğun olduğumuzu söyleriz. Aynı şekilde trafikte aynı yolda burada 3 tane araba var. Burada 2, 4, 6, 8 tane araba var. 8 tane araba olduğu yer çok yoğun yol deriz. Buraya az yoğun yol deriz. Yine aynı şekilde... Sınıf olsun, 6A 6B olsun. Burada 30 öğrenci olsun, burada 20 öğrenci olsun. Hangisinde daha yoğundur? 6B'de daha fazla öğrenci olduğu için daha yoğundur deriz. Devam edelim. Yoğunluk diğer bir ismiyle öz kütle bir maddenin kütlesinin veya hacminin aynı olması maddelerin aynı olduğu anlamına gelmez. Kütle veya hacmin farklı olması da cinslerinin farklı olduğu anlamına gelmez. Örneğin bir bardak su ile bir bir kova suyun kütle ve hacimleri farklı olmasına karşın cinsleri aynıdır. Bir maddenin birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk yani öz kütle denir. Arkadaşlar kütle madde miktarı, hacim boşlukta kapladığı alan, birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk deriz ve yoğunluğu d küçük d sembolü ile gösteririz. Bir maddenin yoğunluğu kütlesinin hacimine bölünmesiyle bulunur. Yani yoğunluk eşittir yani öz kütle eşittir. Kütle bölü hacim. Yoğunluğu D ile kütleyi küçük M ile hacimi V harfi ile gösterdiğimizde D eşittir. M bölü V formülü ile buluruz. Arkadaşlar yoğunluk birimleri kütle gram, hacim santimetre küp katılar için gram bölü santimetre küp, kilogram bölü metre küp sıvılar için gram bölü mililitre, kilogram bölü litre şeklinde ifade ederiz. Bir bardak su ve bir kova suyun yoğunlukları aynıdır. Çünkü birim hacmini aldığımızda birim hacimdeki tanecik sayısı yani madde miktarı birbirine eşit olduğu için bunların yoğunluğu eşittir deriz arkadaşlar. Hemen bir soruyla devam edelim. Eşit hacimli K, L, M maddelerin tanecikler arasındaki ilişki yukarıda gösterilmiştir. Buna göre arkadaşlar birim hacim yani V, V, V aynı hacimde baktığımızda madde miktarı en fazla olan K en az olan L. O halde K'nın yoğunluğu en fazla olacak. L'nin yoğunluğu en az olacak. Yani K, M, L olacak. Hangi şıkta var? B şıkkında K'nın yoğunluğu en fazla. L'nin yoğunluğu ise en az B şıkkı olur cevabımız. Kütlenin ölçülmesi. Arkadaşlar kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Hacim ise dereceli sindir ile ölçülür. Birimi kilogram veya gram, birimi santimetre küp veya metre küptür. Kütle deyince arkadaşlar madde miktarı. Yani sizin madde miktarınız ne olur? Etiniz, kemiğiniz, saçınız sizin madde miktarınız iken hacminiz ise boşlukta yani atmosferde kapladığınız alandır. Peki bizler düzensiz bir cisim olduğumuza göre boşlukta kapladığımız alanı nasıl buluruz? Dereceli silindir ile. Bakın bu taşın hacmi nasıl bulunur? İlk olarak derecelisindeki su miktarı ne kadar? 200. Sonra bakıyoruz 300. O halde hacmi nasıl buluruz? 300 ile 200'ü çıkarırsak bu taşın hacmi 100 cm küp bulunur. Yani son atıldıktan sonraki hacimle atılmadan önceki hacmin farkını alırsak cismin hacmini bulmuş oluruz. Örnekle devam edelim. Bir, bir, taş parçası aşağıdaki deney yapılmaktadır. Bu deney sonucunda taşın yoğunluğu nedir? Arkadaşlar taşın D eşittir. M bölü V yani kütle bölü hacimdi. Kütlesini nereden buluyoruz? Eşit kollu terazi yani 60 gram. Hacmini nereden bulacağız? Dereceli silindirle. İlk atılmadan önceki hacmi 60. Atıldıktan sonra 70'miş. O halde 70'ten 60'ı çıkarsak ne olur? 10 santimetre küp. Yani hacim 10. 60 bölü 10, 6 gram bölü santimetre küp bulunur. Taşın yoğunluğu 6 gram bölü santimetre küp bulunur. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tabloda bazı maddelere ait kütle hacim yoğunluk değerleri verilmiştir. Boş bırakan yerlere gelmesi gereken değerleri bulalım. Arkadaşlar K maddesinin kütlesi 20, hacmi 20 ise 20 bölü 20 ne olur? 1 olur. L maddesinin kütlesi 10, Hacmi bilinmiyor, yoğunluğu 2'ymiş. Biz onu kaça bölersek 2 buluruz? 5'e böldüğümüzde yani 10 bölü 5 2 olur. O halde L'nin hacmi 5'tir. M'ye bakalım arkadaşlar. Kütlesi bilinmiyor, hacmi 50, yoğunluğu 3'müş. Biz neyi 50'ye bölersek 3 buluruz? 150'yi 50'ye bölersek yoğunluk 3 olur. O halde M'nin kütlesi 150. N'ye baktığımızda arkadaşlar direkt 200 bölü 100 ne eder? 2 eder. Yani yoğunluğu 2. P'ye bakalım arkadaşlar. Biz 150'yi kaça bölersek 1 olur. O halde 150 hacmi ne olur? 150 santimetre küp olur. Yani 150 bölü 150 1'dir. Arkadaşlar baktığımızda şu iki maddenin yani L ve N'nin yoğunlukları aynı. Yoğunlukları aynıysa bu maddeler aynı maddelerdir. Yani L ile N aynı maddenin farklı kütleleri Dir arkadaşlar. Devam edelim soruyla. Serdar üç farklı cismi kütle ve hacim değerlerini ölçerek tabloya yazmış. KLM cisimlerinin hangileri aynı tür maddeye ait? Arkadaşlar yoğunluk ayırt edici bir özelliktir. Yoğunluğu aynı olan aynı tür maddeye aittir. Biz şimdi kütle böyle hacimle ne yapacağız? K'nın, L'nin, M'nin yoğunluğunu bulacağız. Hemen bulalım arkadaşlar. K'nın yoğunluğu kütlesi 20, hacmi 20 ise 20 bölü 20 1. L'nin yoğunluğu Kütle 20, hacim 10 sa 2, m'nin yoğunluğu 10 bölü 10, 1. O halde hangileri eşit? K ve m'nin. O halde K ve m aynı maddelerdir diyoruz. Yani cevabımız B şıkkı olur. Arkadaşlar yine soruyla devam edelim. Yukarıdaki grafikte KLM maddelerin kütle ve hacim değerleri verilmiştir. KLM maddelerinin yoğunlukları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar biz neydi yoğunluk? kütle bölü hacimdi. Biz kütle grafiğinden kütlesini, hacim grafiğinden hacmini bulursak, kütleyi hacme bölersek yoğunluğu buluruz. Hemen bulalım. Grafikler incelendiğinde K'nın yoğunluğu kütlesi arkadaşlar 40. Bakın burada K'nın ki 40. Hacmine bakıyoruz 20. 40 bölü 20 2. L'ye baktığımızda L'nin kütlesi 20. Hacmi zaten 20. 20 bölü 20 1 olarak bulunur. Yani 2, 1 cevabımız B şıkkı olur. Arkadaşlar bir maddenin kütlesi tek başına arttırıldığında ya da azaltıldığında hacmi de aynı oranda artar veya azalır. Bu durumda maddenin yoğunluğu değişmez. Mesela kütlesi 100, hacim 50, 100 bölü 50, 2, 200 bölü 100, 2, 300 bölü 150, 2, 400 bölü 200 2. Yani şöyle de düşünebiliriz. Bir kova suyun da yoğunluğu birdir, bir bardak suyun da yoğunluğu birdir. Yani kütlesi oranında hacmi de artacağından yoğunluk değişmeyecektir. Yoğunluk bu not çok önemli arkadaşlar. Yoğunluk maddenin cinsine bağlıdır. Aynı maddenin farklı miktarların yoğunluğu aynıdır. Burada öğrenci her zaman hata yapıyor. Aynı maddenin farklı miktarların yoğunluğu değişmez arkadaşlar. Hemen bir önemli bir notla devam edelim. Eşit hacimli maddelerin kütlesi büyük olanın yoğunluğu büyüktür. Eşit kütleli maddelerin hacmi küçük olanın yoğunluğu daha büyüktür. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Arkadaşlar aynı hacimdeki iki maddenin kütlesi fazla olan yağ daha, daha yoğun olur. İki yol aynı baktığımızda bu yoldaki aynı hacimli yoldaki... Madde miktarı yani araba sayısı fazla olduğu için kütlesi fazla olduğu için bu yolun yoğunluğu daha fazladır deriz. Yani aynı hacimde iki maddenin madde miktarı fazla olanın yoğunluğu fazladır, kütlesi fazladır. Aynı hacimde iki farklı maddenin maddeden daha yoğunluğu olanın kütlesi daha fazladır. Çünkü aynı hacimde daha çok madde sıkıştırılmıştır. Madde miktarı daha fazladır. Arkadaşlar 2019 parasız yatılık bursluluk sınavında çıkan soruya bakalım. Bu maddelerin yoğunluklarla ilgili aşağıdaki verilerden hangisi doğrudur? Kütleleri aynı. Kütleleri aynıymış. Mesela 20 gram Buna da 20 gram diyelim arkadaşlar. K ve L maddelerinin hacimleri şekildeki gibiymiş. O halde arkadaşlar 20 cm küpte 20 gram var. 30 cm küpte 20 gram var. Kütlelere eşit. Baktığımız zaman madde miktarı yani kütle hangisinde daha fazla daha yoğundur? K'nın yani K'nın DK büyüktür. Ne olur? D, L olur. Hangi var bu? Kütleleri aynı olduğu için yoğunlukları eşittir. Hayır yoğunlukları eşit değil çünkü hacimleri farklı. Hacimleri farklı olduğu için maddenin yoğunlukları eşittir. Hayır yoğunlukları eşit değil. K maddesinin yoğunluğu L maddesinin yoğunluğundan fazladır. Cevabımız C şıkkı. L maddesinin hacmi daha fazla olduğundan yoğunluğu daha fazladır. Yanlış cevabımız C şık. Maddelerin sıvı içerisindeki konumlarına bakmak için neyini bilmemiz gerekir arkadaşlar? Yoğunluğunu bilmemiz gerekir. Cisimlerin suda batması ya da suda yüzmesi yoğunluğu ile ilgilidir. Tek başına kütle ya da hacimin büyüklüğü cismin sıvı içerisindeki durumunu etkilemez. Örneğin suya bırakılan küçük veya büyük odun parçaları suda yüzer. Yine suya bırakılan küçük veya büyük cam bilyeler suda batar. Hacim miktarındaki farklılık cisimlerin suda batması ve yüzmesinde etkili değildir. Arkadaşlar yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük cisimler suda batar. Küçük olan cisimler suda yüzer. Yoğunluğu suyun yoğunluğundan eşit olan cisimler ise askıda kalır. Hemen örnek verelim. Bakın şu Küp ve kürenin yoğunlukları sunun yoğunluğundan küçük olduğu için yüzüyor. Burada suyun yoğunluğuna eşit olduğu için askıda kalıyor. Bu kürenin ise yoğunluğu sudan büyük olduğu için batıyor arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Su içerisinde denge durumları verilen cisimlerin yoğunluklar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar M cismi batmış. O halde M en büyük olacak. Sonra L en küçük k olacak. Yani yoğunlukları sıralaması m l k olacak. Hangi şıkta var? D şıkkında var cevabımız. D şıkkı olacak. Devam edelim. Birbiri içerisinde çözünmeyen. Yoğunluk kulesi yapacaksınızdır arkadaşlar dersinizde. Birbiri içerisinde çözülmeyen farklı yoğunluktaki sıvılar aynı kap içerisinde konulduğunda birbirine karışmadan durabilirler. Mesela birbirine karışmayan su ve zeytinyağında zeytinyağının yoğunluğu daha az olduğu için üste suyun yoğunluğu daha fazla olduğu için altta duracaktır. Birbirine karışmayan su ve yağ gibi iki farklı sıvı aynı kabın içerisinde konulduğu zaman şekildeki gibi suyun yoğunluğu büyük olduğu için kabın dibinde çökerken yağın yoğunluğu küçük olduğu için kabın üst tarafında kalır. Yine arkadaşlar alkol, yağ, su, süt, bulaşık deterjanı, nar ekşisi gibi maddeleri birbirine karışmayan yoğunluklara farklı sıvı maddeleri koyduğumuzda bu şekilde yoğunluk kulesi elde etmiş oluruz. Yine yoğunluk kulesine bir örnek verelim arkadaşlar. Bakın burada sıvılar meyve suyu en altta çünkü yoğunluğu en büyük. Sonra gliserin, su, mısır yağı, hava en üstte. Burada demir yoğunluğu en fazla olduğu için bakın 7.81 olduğu için en dibe çökmüş. Çünkü bütün sıvıların yoğunluğundan fazla. Silgi 3.34 bakın gliserinden fazla olduğu için de dibe meyve suyundan az olduğu için Meyve suyuyla griselin'in tam ortasında plastik 1,17 suda 1 olduğu için batıyor. Ahşap ne yapıyor? Yüzüyor. Çünkü zeytinyağının yoğunluğundan da küçük olduğu için ahşap yüzüyor arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Yoğunlukları şekilde eşit hacimli KLM sıvılarının denge durumları verilmiştir. KLM sıvıların kütleleri arasındaki ilişki hangisidir? Arkadaşlar baktığımızda L'nin yoğunluğu K'nın yoğunluğundan fazla, M'de L'den fazlaysa o halde M büyük L K olacak. Yani M L K hangi şıkta var? C şıkkında var. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Suyun farklı fiziksel hallerinin yoğunluğu. Arkadaşlar suya ben muhteşem madde diyorum. Çünkü dünyada tek bir madde var. Şu katıya dönüştüğünde, buza dönüşürken hacmi artan yani bir cisim sıvı halden katı hale geçtiğinde normalde hacmi azalırken sadece bu muhteşem maddenin ne olur? Hacmi artar. Buzdolabına içecek su olmadığında suyu soğutmak için içine buz atarız. Su içerisine atılan buzun suyun yüzündüğünü gözlemleriz. Bunun nedeni buzun yoğunluğun suyun yoğunluğundan küçük olmasıdır. Saf suyun yoğunluğu biriken, buzun yoğunluğu sıfır 9'dur. Bunun için buz suda batmaz. Buzun suyun hal değiştirmesiyle oluşur ve kendi sıvısı içerisinde yüzer. Bu olay basit bir olay gibi görünse de su canlılar için çok önemlidir. Arkadaşlar şöyle baktığımızda bir pet şişeyi full doldurduğumuzda son buzdolabına koyduğumuzda patlar. Çünkü donduğunda hacmi buzun hacmi büyüdüğü için batar. Yine bakın buz kütleleri suyun üzerindedir. Suyu diğer maddelerden ayıran özelliklerinden biri sıvıdan katı hale geçtiğinde hacminin büyümesidir arkadaşlar. Diğer tüm maddelerin hacmi küçülürken suyunkü büyür. Yoğunluğu azalır. Oysa ki diğer maddelerin hacimleri sıvıdan katı hale geçtiğinde küçülür ve yoğunlukları artar. Onun için suya muhteşem madde diyoruz arkadaşlar. Hemen 2019 PYBS'de çıkan soruyu çözelim. Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Kışın sıcaklığın çok düştüğü zamanlarda donan su nehir ve göllerin yüzeyini kaplar. Yüzeydeki buz tabakası suyun dibe doğru donmasını önler. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü üste kalıyor. Yüzeyde oluşan buz tabakası alt taraftaki suyun donmasını önler. Bu da doğru arkadaşlar. Su donduğunda Buz su yüzeyinde toplanmaya başlar. Doğru. Buzun su üzerinde kaplamasıyla nehir ve göllerin dipten donmaya başlar. Tam tersi arkadaşlar. Üstten donar. Hangisi söylenemez? Cevabımız D şıkkı. Soğuk bölgelerde deniz ve göllerin donmasına rağmen suda yaşayan canlılar yaşamlarını sürdürürler. Bunun nedeni suyun üstten donmaya başlamasıdır. Donan su parçacıkları suyun üzerinde doğru hareket eder ve suyun üzerinde birikir. Çünkü buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçüktür. Böylece suların üstü donsa da alttaki su içerisinde canlılar yaşamaya devam eder. Çok önemli bir özellik. Bakın burada üstte donmuş alttaki canlılar yaşamaya devam ediyor. Eğer buzun yoğunluğu fazla olsaydı ne olurdu? Dibe çökerdi ve bu canlılar ölürdü. Arkadaşlar aşağıda kütle ve hacim değerleri verilen cisimler belirtilen sıvılara bırakıldığında sıvılarda yüzeceği veya batacağı altındaki boşluğa yazalım. Öncelikle bunun yüzüp batacağını neyi bulmamız lazım? Yoğunluğunu bulmamız lazım. Yoğunluk neydi arkadaşlar? Yoğunluk kütle bölü hacimdi. Kütle bölü hacim. Yani 60 bölü 40. O da nedir? 1,5 gram bölü santimetre küptür. Bir buçuk. Arkadaşlar bir buçuk e atıldığında ne yapacaktır? Batacaktır. Bir buçuk sıfır atacağında batar. 2'ye atıldığında 2'den küçük olduğu için yüzer. 3'e atıldığında küçük olduğu için yüzer. Devam ediyoruz. Yine 2019 PBS sorusuna bakalım. Birbirine karışmayan üç farklı sıvının kütle hacim grafiği verilmiş arkadaşlar. Bu sıvıların bir kaba konulduğunda sıvıların kaptaki konumlar aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar eşit hacimdeki yoğunluklarına bakalım. K'ya bakalım. K'nın kütlesi ne? 60. Hacmi ne? 5. 60 bölü 5 ne olacaktır? 12. L'ye bakalım arkadaşlar. Kütlesi kaç? 40. 40 bölü 5 ne olacaktır? 8. M'ye bakıyoruz. Kütlesi 20. Hacmi 5. 20 bölü 5 4. O halde en büyük K sonra L en küçük M'dir. Yani K en altta olacak sonra L olacak, sonra M olacak. Hangi şıkta var? C şıkkında. Bakın geçen yılki bursluluk sınavının sorusu. Sorularla devam arkadaşlar. Bazı maddelerin yoğunlukları yandaki tabloda verilmiş. Bu maddelerin hangileri suya atıldığında yüzer diyor arkadaşlar. Arkadaşlar demir birden büyük olduğu suyun yoğunluğu verilmiş bir. Birden büyük olduğu için batar. Benzin, benzinde arkadaş, arkadaşlar benzinli olacaktır. Birden küçük olduğu için yüzer. Yüzer altın küpe ne yapacaktır? Suda batar. Yani demir bilye ile altın küpe batar. Benzin ve buz yüzer arkadaşlar. Devam edelim. Kütlesi 100 gram, hacmi 40 cm küp olan cisimler aşağıdaki yoğunlukları belirten sınırların hangisinde yüzer diyor arkadaşlar. Hemen yoğunluğunu bulacağız. Yoğunluk eşittir kütle bölü hacim. Yani 100 bölü 40 o da eşittir ne bulacağız? 2,5 buluruz. 2,5 attığımızda hangisinde yüzer diyor arkadaşlar? hangisinde yüzer diyor? 2,5'tan büyük olan da yüzer yani D şıkkında yüzer. Burada batar 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 D'de ise yüzer arkadaşlar. Yine soruyla devam edelim. Hacimleri eşit olan X, Y, Z sıvılarının hemen yapalım. X, Y Z hemen Z'yi yazdık. Arkadaşlar eşit hacimli V V V hacimli. X'te 40, Y'de 30, Z'de 50'ymiş. 50 grammış. Baktığımızda madde miktarı en fazla nerede? Z'de. Z o halde Z en büyük. Sonra X bakın en küçük y olacak. Z, x, y hangi şıkta var arkadaşlar? Cevabımız z'nin yoğunluğu en fazla olduğu için z en altta. Sonra x, sonra y cevabımız c şıkkı olacaktır. Maddelerin suda yüzmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar suda e, yüzme ne olur? Yoğunluğuna bakacağız. Yani suyun yoğunluğundan küçük ise yüzer. Hangi şıkta var? Baktığımızda yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olanlar suda yüzer. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır? Kütlelerine bakalım arkadaşlar. Eşit hacimli diyor. KLM cisimlerinin kütleler arasındaki ilişki verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? Eşit hacimde kütle en fazla olan L ise, yoğunluğu en büyük olan ne olacaktır? L, sonra kütlesi fazla olan M, sonra M, sonra K, LMK hangi şıkta var arkadaşlar? D şıkkında var. Eşit hacimli de kütlesi madde miktarı fazla olanın yoğunluğu fazla olacaktı. O halde LM K'dır cevabımız. Bazı maddeler su içerisinde konumları verilmiş. Buna göre grafiklerin hangisi doğru verilmiştir? Yoğunluk grafiklerin hangisi doğru verilmiştir? Baktığımız arkadaşlar üçgen battığına göre yoğunluğu en büyük olan üçgen olacak. Burada hepsi eşit. Burada üçgen en büyük değil. Bakalım en büyük en büyük. En küçük olan da ne olacak? Daire olacak. Suyun yoğunluğuyla da karenin yoğunluğu eşit olacak. Hangi şıkta var bu? Üçgen en büyük, daire en küçük, su ve kare eşit olan D şıkkında var. Cevabımız D şıkkı. Baktığımızda sıvılara arkadaşlar en dipte olanın yoğunluğu en fazla. Sonra L arada olacak, K'da en küçük olacak. Yani M en büyük, K en küçük, L de arasında olan hangi şık var? A şıkkı var. Cevabımız A şıkkı olacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.